Hayır. Gelsin ekranlara. Gelsin ya, benim korkacak bir şey. Şu anki ifadene göre kontrol etmişsin. Öldü mü diye kontrol etmişsin. Yani sen bir bakmışsın, öldü mü ölmedi mi bu yok, adam diye bakmışsın. Alakası yok. Ben onu asla ben o suçlamayı kabul etmiyorum. Dün kendi ağzınla söyledin iki orada. Değnekle... Öldü mü diye baktım dedin. Hayır. İki değnekle, ben iki değnekle ona nasıl güvendiysem cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben. Cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben. Cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben. Ben sana şunu soracağım. Sen rahmetliyle evlenmeden önce ya da sevgilim beraber aradın, olmadan önce... Sevgilim mi aradın? He onu sor. Salim. Sevgilimi niye karıştırıyorlar? Yok benim kocamdan sonraki evlendiğim kişiyi niye karıştırıyorlar? Katil buranın içinde. Benim kanım canım katil. Benim kanım canım katil. Benim kanım canım katil. Onların fotoğrafı bütün geliyorsa benim fotoğrafımda. Benim ver, evimde hiçbir şey sen gelecek. Sen bütün fotoğrafları ver. Bir de var bak, iki taraflı çalış bu devlet dairesinde. Ya bak onlar bana devletin veriyorlar. Devletin kanununda iki taraflı çalış. Tek taraflı çalışsın seni de cezalandırırım. Siz obada yaşıyorsunuz, bir sürü kişi de kocanın duru yeteneği olduğu için, altıncı hissi kuvvetli olduğu için bir sürü insan gelip kocana danışıyor. Kadınlar da gelip gidip danışıyorlar mıydı? Danışıyorlar. Kadınlar da geliyordu. İlgi gösteren oluyor muydu? Yok. Ha? Bence olmuş. Ben şöyle baktım anlardım, ondan sonra hora öte oturum derdin eşim. Ha. Ben şöyle sadece baktım anlardım. Oraya oturun. Hanım sevmiyor. Yakın oturmamı sevmiyordu. Kocanı kıskanıyordun yani. Tabii ki. Ha. Kıskançlığımızın yüzünden kaybettik. Kocanı kıskanıyordun yani. Tabii ki. Ha. Kıskançlığımızın yüzünden kaybettik. Belki işte bunu da öbür işte belki bu yüzden kaybedebilir. Etmiş olabilir yani. Bu adam kocamı öldürdükten bir yıl sonra tanıştım ben bu adamla. Katil orta dedin o zaman. Kocan öldürüldükten sonra. Bir yıl sonra tanıştım. Koca az önce ne dedi? Kocamı öldürdükten bir yıl sonra tanıştım dedi. Öldürüldükten. Bu adam kocamı öldürdükten bir yıl sonra tanıştım ben bu adamla. Bu adam kocamı öldürdükten bir yıl sonra tanıştım ben bu adamla. Bir girdin çıktın çocuğumla arada böyle yaptın. Sen bu kafayla gitme. Bak ben senin ben çocuğuma zarar vereceksem çocuğumun yanında ya benim çocuğum anne nesinin ben kocamı öldürdüm sana anne nesinin yanında kaldım. Ya benim çocuğum anne nesinin ben kocamı öldürdüm sana anne nesinin yanında kaldım. Ya benim çocuğum anne nesinin ben kocamı öldürdüm sana anne nesinin yanında kaldım. Murat öldürdü babamı. Murat öldürdü babamı. Niye öyle diyor acaba? Bir yere maydanoz olma. Vallahi bu kadar değil. Daha devamı var. Onları da ekrana getireceğim. Bunlar var ya ben artık bunların dil sürçmesi olduğunu düşünmüyorum. Bunların hepsinin delil olduğunu düşünüyorum. Senin de delilleri kararttığını düşünüyorum. Delilleri artık sabrım da taşmak üzere yani. Benim sabrım da taşmak üzere. Delilleri kaybeden bunlar oldu. Katil senin canın kanın mı? Yok. Katil kim? Katil Murat işte. Murat senin canın kanın olmadığına göre katil kim? Ya şimdi ben canımı aldı diyeceğim yere katil canım kanım demişim. İşte orada dilim sürçmüş. Sen ne dediğini ağzından çıkan her kelimeyi o kadar iyi biliyorsun ki. Gelsin ekranlara. Çocuğa sıçratmaması için. Ben böyle bir nişancı görmedim. Bak şimdi çocuğa devam ediyorum. Çocuğa sıçratmaması için sen gitmiş demek ki. Sen şimdi değiştiriyorsun Rukiye tekrar ediyorum. Dayandım bir dakika da. Bir saniye silahı nasıl dayamıştır? Göster. İşte dayıyor. Göster sen mi göster? Ya sen yaklaşma yerinde bir göster. Silah nasıl böyle mi tut? Nasıl tutuluyor silah? Şöyle. Silah nasıl tutuyor? Şura dayadı şöyle dayadıysa. Buradan ateş edilmiş çünkü yakın bir mesafe olduğu için. Direkt beynine doldurmuş ki karşıda tabii. Çocuğa bir zarar vermemesi. Acaba böyle düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim kocam. Yok öyle sıçramaz. Benim kocam yatırken şey vuruldu. Ben buna acaba şahidim. Acaba düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim kocam. Yok öyle sıçramaz. Benim kocam yatırken şey vuruldu. Ben buna acaba şahidim. Acaba silahı mı tuttu peki maktulde eli öyle kaldı? Durda demiş olabilir. Namlıyı da tutmuş olabilir. O da bir ihtimal. Rukiye'cim eşin yatar yatmaz hemen uyudu mu peki? Daha uyumamış. Uyumamıştır ya daha hemen çıktım. Çıktım lavaboya çıktım oturdum lavaboya söylemese zıngıltı çoktu. Geldim ki sarıldım bu su. Lavaboya giderken eşiniz uyuyor muydu uyumuyor muydu? Uyuyordu. Uyuyordu. Yani uyuduğunu uyumadığını ben tam olarak kaç bilmiyorum. Kaç dakikada uyuyordu? Allah ininde peki, Allah soracak ben şeyini vereceğim. Tabii. Uyuduğunu uyumadığını bilmiyorum ama yattığını biliyorum.
sırada çocuk ne durumdaydı? Çocuk kucağındaydı. Uyuyor aynı muydu? Bir kendinde hafif böyle baygın gibi. Ondan sonra yine böyle yaptı çocuk. Aa. Uyudu yani. İlaç mı aldı acaba? Ondan sonra zaten biz fazla sürmedik, dışarı aldık. Çocuğa sakinleştirici mi verdi? Bilmem. Uyku ilacı mı verdi? Bilmem, demek ki. Silah sesini duymayacak kadar çocuk acaba ne içti? Ne içti, ne bileyim, ne içti? Ne içti sence Musul? Sormak lazım ya, katile sormak lazım. Çocuk tekrar uyumadı diyorsun. Fakat jandarma geldiğinde çocuk böyle kafası önde uyuyor gibi. Karı kalk diyor, misafir geldi, kocayı kaldır diyor. Tekrar yatıyor, uyuyor. Sen çocuğa ilaç mı verdin? Ne bileyim, zar demek ki ne ver. Hatta benim de dikkatimi çekti. Çocuk böyle... Ben senin babamın öldüğü anı bile hatırlıyorum. Babasını biliyor mu yani? Babasını biliyor tabii canım. Bilir ya. Ben dedi, işte babamın ya, öldüğü o anı bile hatırlıyorum dedi. Öldüğü anı hatırlıyorum yani, demiş. Öldüğü anı hatırlıyorum. O zaman uyanık mıydı acaba çocuk? Yani uyanıktım benim kızım. Benim aldım ayında. O zaman kızın da uyumamıştı o zaman. Yani kızım uyumadı zaten, hocam da öyle ağlıyor. Bunlar ne Ruki? Ne? Bunlar ne? Dil sürçmesi mi? Dili mi sürçmüş? Evet, dili mi sürçmüş? Diyor. Bir kere. Bir dakika Mercan. Bir kere. Silah arnından dayayarak karşıdan sıkıyor ki yani de iç, kapsını de birini içeri atıyor, birini dışarı atıyor, belli olmayacak. Enayi vardı karşısında sanki. O saf zavallı Urkya zannettiler. Ondan da havaya çıktılar ama şimdi kaybedecekler maalesef. Sigmund Freud diye biri var. He? Tamam mı? Sigmund Freud, Freud diye biri Sigmund var. Sigmund Freud. O neymiş? O diyor ki, dil sürçmesi diye bir şey yoktur diyor. Dil sürçmesi yani bilinç altında onu, saklanan bir gerçeğin. Bilinç altında saklanan hayır, bir gerçeğin, hayır. Senin beyninde saklanan bir gerçeğin, bilincinin ben altında saklanan Murat bir gerçeğin bilinçsiz bir anda ağızdan çıkarılması vardır diyor. Dil sürçmesi odur. Yani tamam, yanlışlıkla sen ne konuşuyorsun? O doğrudur. Işığı ileri tut. Bak beni aynı şeyler döndürüp Işığı ileri dışarı şapkart. İçeride hemen kocam aynı şey. Kocam yatarken vurulduğuna şahidim diyorsun. Nasıl şahit oluyorsun kocam? Kocam yatarken vurulduğuna şahidim diyorsun. Hayır. Nasıl şahitsin Rukiye? Görmediysen nasıl şahitsin kocanın vurulduğuna? Kim demiş vuruldu? Az önce sen dedi. Hayır. Bir de böyle dayandı diyor Didem Hanım. Şöyle dayandı diyor. Gerçekten çıldıracağım yani. Ne oldu orada Rukiye? O anda ne oldu ya? Orada o anda işte bu vurdu. Katil o kadar iyi bir insan ki. Bak evet. Katil ne kadar iyi bir insan. Şimdi katil Yılmaz Hoca'yı katil vuruyor. Katil sağa sola süründürmek için babasını katil vuruyor, Yılmaz kaçıyor. Hoca'yı vuruyor ama çocuğa gelmemesi için bir mücadele veriyor. Mücadele helal veriyor olsun. İşte, koca, bak katil o kadar iyi bir insan ki senin dışarıda gidip tuvaletini yaptığın sırada vuruyor. Katil sana da bir şey evet. Olsun istemiyor. Evet. Bana vay, ne iyi bir katil. Ne kadar, kadar beyni yaptı. Tanışsam el çocuğa sıkışacağım. Kurşunu sıçratmıyor. Ne kadar bir zekası güzel çalışmış. Bir yerlerde darbeyi vere vermiş ki kursuna gitmiş bu şey katilin. Seni katil. Murat yaptıysa seni dağda götürüp sana zorla sahip olup seni o anda öldürebilirdi. Niye yapmadı? Demek ki Cenab-ı Allah'ın verdiği can bitmemiş. Benim daha ya bir elinde silah çıkacağım. Bir elinde bıçak vardı. Niye sen o zaman öldürmedi? Belki de öldüreceydin. Ses olmasa belki de öldüreceydin. Yahut da artık bak senin Murat'la bitmemiş demek Murat'la yani. Demek alıp veremediğini bilmiyorum. Kocaman bugün şahit olacağımışsın ki öldürememiş. Daha bitmedi senin dil sürçmen. Bilinç altındakilerin diline yansıması. Bak devamında ne var? Ya konuşsun 10 kere konuştur istersen. Ben... Niye öyle söylemiş? Demek ki ne bir şey ayan olmuş, rüyasını mı görüp ne oldu görmüş. Hep derdin aman kızım gülüm gittiğin yerde cebine silah bıçak şimdi kat bak, bir şey Rukiye. Kat. Gittiğin yerde cebine silah bıçak şimdi kat bak, bir Rukiye. Şey kat. Gittiğin yerde cebine silah bıçak şimdi kat bak, bir Rukiye. Şey kat. Bir daha şu soruyu sorayım. Sen o silahın nerede olduğunu biliyor musun? Bir şekilde gider bulurum. Nasıl bulacaksın? Ama silah çıktıktan sonra ortaya dökülücü olan çok şey hakaret davasından kurtulabilecekler mi tamam, acaba? Bulalım. Ben gezeceğim dağ taş tepe bayır bulduktan sonra silah orada o zaman. Silah orada Murat, silah obada. Durmuş kılınç. Rüya düşmesin. Rukiye tamam, sen bul. Silah obada değil mi o zaman? Yok. Ben silahı başka yerlerden bulacağım. Ben nedenin peşindeyim neden? Biz de neden? Ben neden nedenin yani? Peşindeyim silahı atıp da Urki öldürdü tabii ki. Üç kişinin biri kaybolunca tabii ki ben yıkılacak olay. Bunu adam deli değil bu öyle okumuş. Bunun kursuna gitmiş demek ki ne? Bir cinayet değil iki cinayet değil demek ki ne? Bu bir başka cana cinayetleri de mi var bu kişinin? Bir cana kastedilmiş ki silahı ortadan kaldırıyor. Silah vuran bir kadın ya terliyor kumacak ya da evinin içinde olacak. Silah vuran bir kadın ya terliyor kumacak ya da evinin içinde olacak.
kadar saf zavallının üstüne yaralandın. İnden sonra Allah zavallının üstüne yaralanmayacak. Üstüne dönecek bu olay. Hiç iyi dinle. İyice yasılı iyi dinle. Bunları o söylemiyor ki hepsini sen yapıyorsun. Dinliyor. Geçen gün bir şey daha yapmıştı, hatırladınız mı? Ne dedi? Geçen gün dedin ki Durkiye ben sana bir soru sormuştum. Dedim ki. Bekleyin onu birazdan vereceğim. Onu hazırladım. Öyle mi? Tamam, her şeyi hazırladım. Her şeyi hazırladık. Neyi hazırladın? Sürpriz mi? Sana bir sürprizimiz daha var. Bunlar bitmedi yani. O kadar çok sürçmüş ki. Evet. Yayının yarısını dil sürçmesiyle yapmışız. Bir de Rukiye, Stockholm sendromu diye bir sendrom var. O sendromda işte kendisini rehin alan kişiyle bir süre sonra, yani işte rehin alan kişiyle ya da katille ya da kendisine baskı uygulayan şeyle bir süre sonra bir bağ kuruyor. Psikolojik bir duygusal bağ kuruyorsun. Şimdi biz seninle duygusal bir bağ kurduk ama bu bizim işimizi yapmamıza engel değil. Biz seni anlıyoruz. Tamam mı? Ama neden Yılmaz Kılınç'ın öldürüldüğünü onlar gibi merak ediyoruz. Niye öldürüldü sence Yılmaz Kılınç?